Herkese kucak dolusu selamlar. Ben uzman psikolog İsa Mail. Ben de iktisat psikoloğu Semih Mail. Bugünkü konumuz ilham, feraset, sezgi. Bunları konuşmak istiyoruz. İstişare yapacağız beraber. Evet. İlham. Kimlerde daha fazla var? Yalnız kalan şairler, şiir yazanlar, yazarlar, tamam mı? Ressamlar. İlham var onlarda. Yani bu ilham zembille inmiyor değil mi? Gökyüzünden böyle bir zembille, sepetle inmiyor. Peki nereden geliyor ilham? İlham soydan, aktarım diyorlar. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar, inananlar için söylüyorum. Bu zamana kadar aktarılıyor, bilgi aktarılıyor. Bilinçaltının kuyruk sokumu kısmına bilgi aktarımı oluyor. Çünkü bizim sadece beynimiz değil sistem. Kuyruk sokumuna kadar sistem kayıtlar oluyor. Ve burada Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar kaç dil konuşulmuş? Örnek veriyorum, 300 tane dil konuşulmuş. İşte kaç tane meslek yapılmış sana kadar? 500 tane meslek yapılmış. Öyle diyelim. Veya sanatsal faaliyetler, tamam mı? Bunların kayıtları hepsi senin bilinçaltının bir odasında kayıtlı duruyor. Hani ihtiyaç anında doğru kapıyı çalarsan devreye giriyor. Bilinçaltından yukarı çıkıyor. Bu konuyla alakalı konuşmak istiyoruz. Evet. İlham nasıl meydana gelir? İlham dediğin gibi gökten zembille inmiyor. Senin bilinçaltında, yani senin beyninde kayıtlı olan bilgi birden açığa çıkıyor. Mesela bir fikir geldi diyorsun ya aklıma. Evet. Bu da aslında ilhamdır. Aklına mesela bir fikir geldi. Bu fikir nereden geldi? Senin bilinçaltında veya senin beyninde oluşan bilgilerle, donanımdan meydana geldi. Sen aslında ihtiyacın olan bilgiye sahipsin. Sadece bu bilgiyi açığa çıkaramıyorsun. Evet. Hani nasıl potansiyelini açığa çıkaramıyorsan, bu bilgi birikimini de açığa çıkaramıyorsun. Aslında bir nevi sağlıklı bir şey. Bütün bilgiler aynı anda bilincinde olsaydı o zaman kafayı bozardın. Yani net bir şekilde düşünemezdin. Devamlı önünde bilgiler olurdu. Harekete geçemezdin. Bu aslında böyle olması sağlıklı. Ama önemli olan ihtiyacın olan bilgiyi açığa çıkarmak. İhtiyaç anında açığa çıkarmak. Bizim danışanlarımıza zaten bu konuda destek oluyoruz. Yani bizim hedefimiz bu ihtiyaç olan bilgiyi açığa çıkarmayı öğrenmek. Feraseti öğretiyoruz aslında. Feraseti öğretiyoruz. Örneğin bize bir danışan geliyor. İş hayatında çok başarılı. Milyonları kazanmış. Fakat şu anda kritik bir noktaya geldi. Burada karar verecek. Bu karar esnasında nasıl karar verilmesi gerekiyor? Hangi bilgilere dayanarak karar vermesi gerekiyor? Gidip başka uzmana danışması sağlıklı olmayabilir. Çünkü o uzman veya o insan bu kişinin ne yaşadığını o esnada bilemeyebilir. Yani o konuda en donanım sahibi olan kişi aslında kendisi. Tecrübe de var. Tecrübe de var. Bilgi birikimi de var. İhtiyacı olan bilgi aslında bilinç altında, beyninde saklı duruyor. Beyninin bir köşesinde duruyor. Fakat o bilgiye ulaşamıyor. İhtiyacı olan bilgiye ulaşamıyor. Biz danışanlarımıza o esnada talimat vermiyoruz. Sen şimdi şu kararı al, bu kararı al, bunu demeyiz. O sorumluluğu zaten üstlenmeyiz. Biz o ihtiyacı olan bilgiye nasıl ulaşacağını, bilinç altından nasıl o bilgiye ulaşacağını gösteriyoruz. Nasıl yani, oradan alıp çıkaracağını öğretiyoruz. Aynen, yani kişiye o anahtarı veriyoruz. Yani aslında kişi ihtiyacı olan bilgiye sahip, bilgi birikimi var, tecrübesi var. Sadece önündeki o bulutlardan dolayı göremiyor, önünü göremiyor. Biz de kafasını netleştiriyoruz danışanlarımızın ve içinde olan o gizli kalmış ihtiyacı olan bilgiyi açığa çıkarıyoruz. Arada sis perdesi var. Evet. Bilgi duruyor, tecrübe var. Adamın Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar 300 tane dil bilgisi var. 300-500 tane meslek bilgisi var. Ondan sonra belki de binlerce ressam var. Soyunda binlerce şair var. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar oraya kayıt duruyor. İlham yoluyla yukarı çıkması lazım. O da işte feraset gerekiyor. Feraset ihtiyacı var. Yani o bilgiye ulaşması için aradaki sis perdelerini kaldırıyoruz. Evet. O perde kalktığı an ihtiyaç anında ihtiyacı kadar, bak fazla değil, ihtiyacı kadar oradan bilgi geliyor zaten. Ve o bilgiyi kullanınca roket gibi uçuyor. Evet. Örnek veriyorum. Zaten ben bunu sık sık söylüyorum danışanlarımıza da. Örneğin sen iş adamısın. Belli bir konuda ticaret yapıyorsun değil mi? Mesela araba satıyorsun
veya zola anlayı satıyorsun. Bu konuda sen uzmansın. Yani sen bu konunun uzmanısın. Kendi uzmanlık alanında daha fazla aslında bilgiye ihtiyacın yok. Önemli olan beynini başarıya programlamak, berekete programlamak. Sen kendini başarıya programladığın an aslında, örneğin bizim eğitim programlarımızla, o zaman ihtiyacın olan durumda, ihtiyacın olan bilgiye anında ulaşabiliyorsun. Beyninden çıkarabiliyorsun ve kullanabiliyorsun ve bu da seni hedeflediğin sonuçlara hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Evet. Bir de zaten danışanlarımıza amacımız daha fazla bilgi katmak değil. Onları psikolog yapmak değil. Onları profesör haline getirmek değil. Zaten bilgileri bu YouTube videolarında anlatıyoruz. Bizim eğitim ve rehberlik programlarımızın amacı değişim sağlamak. Yani danışanlarımızı daha başarılı yapmak, daha huzurlu yapmak, kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Yani kabuklarını kırmak. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte o bilgi birikimini nasıl açığa çıkaracağını, nasıl doğru kullanabileceğini gösteriyoruz. Yani zaten bize danışanlar genellikle belli bir seviyeye gelmiş kişiler, iş hayatında başarılı. Örneğin 10 bin euro kazanıyor aylık ve 20 bin euro bu kazancını 2'ye, 3'e katlamak istiyor. O zaman bize danışıyor. Biz de sadece ona birkaç taktik göstererek, bilinçaltını başarıya programlayarak otomatikman bu kazancı elde etmelerini sağlıyoruz. Evet. Zaten beynini programladığın zaman, doğru programladığın zaman feraseti açılıyor kişinin. İlham kapısı çalışmaya başlıyor. Vesvese kapısı kapanıyor. Doğru yerden bilgiyi ihtiyacı kadar alıyor ve arzuladığı hedefe çok hızlı varıyor. Ama bunlar işte dediğimiz gibi ilk önce bir çalışma gerekiyor. Bir gayret gerekiyor. Öyle diye sihirli değnek yok. Evet. Böyle bir programa giriyor. Yani sana terzi nasıl bir gömlek dikiyorsa sana individüel bir programla bu yapılabiliyor. Bir kur gibi düşünebilirsin. Bir tatil, bir 3 ay, 5 ay, bir 6 ay gibi bir kur gibi bir çalışmayla, yani senin keyif alacağın bir sistemle bu yapılıyor. Ferasetin açılıyor. İlham kapıları açılıyor. İhtiyacın olan bilgiler oradan geliyor sana. Ve sen onları hayatına yansıtabiliyorsun. O zaman hayatın kolaylaşıyor. Hatta ihtiyacın olan bilgi senin bilinç altında atalardan bu zamana kadar zaten mevcut duruyor. Senin sadece oradan o bilgiyi alıp hayatına yansıtman gerekiyor. Bunun için de feraset gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri bunu yapıyoruz. İnsanların ferasetini açıyoruz. Hızlı anlıyorlar, hızlı kavruyorlar, hızlı anlatabiliyorlar. Önüne ihtiyacı olan bilgiler tak 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 geliyor bir çeşit. Kendi problemlerini çözdükçe başka insanların da problemlerini çözüyorlar. Çevresindeki insanların hayatlarını da kolaylaştırıyorlar. O yüzden biz de ne yapıyoruz mesela? Kişileri filtreliyoruz. Her önüne geleni programımıza almıyoruz ki. Ne yapıyoruz? Filtreliyoruz sistem. Yani yardımcı olabileceğimiz kişiyi kriterlerden geçirdikten sonra anlıyoruz. 15 tane kriter var. Kavrayabilecek, kaldırabilecek, uygulayabilecek. Tamam mı? Kişileri aldıktan sonra ve o kişiye, ona destek oluyoruz programlarımızda ve onun hayatı değişince o da çevresine yardımcı oluyor. Evet. Eğer siz de içinizdeki bu bilgi birikimini açığa çıkarmak istiyorsanız, potansiyelinizi keşfetmek istiyorsanız, kritik noktalarda doğru kararları verebilmek istiyorsanız, o zaman dediğim gibi bilinçaltınızı, beyninizi başarıya ve berekete programlamakla başlayabilirsiniz. Eğer bu konuda size destek olmamızı isterseniz, birçok insana destek olduğumuz gibi, o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen web sayfamızı ziyaret edin. mailcoaching.com. Hemen orada ön görüşme için başvuru yapın. Kısaca bir ön görüşme yaparız. Aktüel durumunuz nedir? Hedeflediğiniz sonuç nedir? Size özel bir yol haritası çıkarırız. Siz de bu plan ile hedeflediğiniz sonuçlara emin adımlarla kalıcı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun için hemen şimdi web sayfamızı ziyaret edin. Ön görüşme için başvuru yapın. Ön görüşmede tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.